Yazılı yazılır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 2. dönem 2. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorulara ve daha fazlasına yazılıdayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmamızın ardından ilk sorumuzla başlayabiliriz. Bakıyoruz ilk sorumuza. Ömer ile Fatih'in bugünkü yaşları toplamı 46'dır. Ömer'in 4 yıl önceki yaşı Fatih'in 2 yıl sonraki yaşına eşit olacağına göre Ömer'in bugünkü yaşı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi bu tür sorumuzu öncelikle şu şekilde yapacağız. Ömer diyeceğiz ve Fatih diyeceğiz arkadaşlar. Ardından Ömer'e x diyelim, Fatih'e de y diyelim. Ve bize ne verilmekte? Bugünkü yaşları toplamı 46'ymış. x artı y eşittir 46 diyebiliriz. Ardından Ömer'in 4 yıl önceki yaşı, Ömer şu an x yaşındaysa 4 yıl önceki yaşı x eksi 4 olacaktır. O neye eşitmiş? Fatih'in 2 yıl sonraki yaşına. Fatih de şu an y yaşında. 2 yıl sonraki yaşı da y artı 2 olacaktır. Buradan x ile y'yi bir tarafa attığımızda bu y'yi karşı tarafa atalım. x eksi y eşittir. Eksi 4'ü karşı tarafa attık. 6 kaldı. Burayı da taraf tarafa toplayacak olursak y artı y ile eksi y birbirini götürür. Buradan 2x eşittir. 52 gelecektir. 1x içinde de 26'dır diyebiliriz. Bizden istenilen Ömer'in bugünkü yaşıydı. Ömer'in bugünkü yaşı zaten x'ti. O da kaçmış? 26'ymış. Cevabımız da böylelikle 26. İkinci sorumuza geldi sıra. İlker'in parasının 1 bölü 3'ü Soner'in parasının 1 bölü 5'ine eşittir. Soner İlker'e 10 lira verirse paralar eşit olacağına göre Soner'in başlangıçtaki parası kaç liradır denilmekte. Bu da bu sorumuz için de aynısını yapacağız. İlker diyeceğiz ve Soner diyeceğiz arkadaşlar. İlker'e x diyelim Soner'e y diyelim. Ardından İlker'in parasının 1 bölü 3'ü. İlker'in parası x liraysa 1 bölü 3'ü x bölü 3'tür. Neye eşit? Soner'in parasının 1 bölü 5'ine y bölü 5 eşittir diyebiliriz. İşler dışar çarpımı yapacak olursak 5x eşittir 3y diye burayı sonlandırabiliriz. Ardından diğer verilene bakalım. Soner ilkere 10 lira verirse paraları eşitmiş arkadaşlar. Soner ilkere 10 lira verirse Soner'den 10 lira alacağız ve kere 10 lira ekleyeceğiz ve bu ikisi birbirine eşit olacaktır. Ardından buradan x ile y'leri bir tarafa çekelim. x'i karşı tarafa attığımızda y eksi x eşittir 20 olarak söyleyebiliriz. Eksi 10 da karşıya attık. Ardından buradaki 5x'i de karşı tarafa atalım. 3y 5x e eşittir 0 diyebiliriz. Ardından sonerin başlangıçtaki parası kaç liradır deniliyor. Y sorulmakta. Y sorulduğu için arkadaşlar x'leri taraf tarafa topladığımızda yok edebilmemiz lazım. Ve bunun için de buradaki ifademizi eksi 5 ile genişletelim. Yeni ifademiz eksi 5y artı 5x eşittir. Eksi 100 gelecektir. Alt tarafı aynı şekilde yazalım. Sonra taraf tarafa topladığımızda artı 5x eksi 5x birbirini götürdü. Buradan eksi 2'ye kaldı. O da eşittir eksi 100. 2'ye eşittir 100. Y eşittir 50 olarak söyleyebiliriz. Bizden silen sonunun başlangıçtaki parasıydı. O da y'ye eşittir. Y'yi de 50 bulduk. Cevabımız da böylelikle 50'dir diyebiliriz. Devam ediyoruz 3. sorumuzda. Bir araçtaki benzin deposunun %16'sı doludur. Depoya 32 litre benzin eklenirse deponun %20'si boş kalıyor. Bu deponun tamamı kaç litre benzin alır denilmekte. Şimdi biz bu depomuza 100x diyelim. 100x litre benzin aldığını söyleyelim. Ardından ilk başta benzin deposu 16'sı %16'sı doluymuş. Yani benzin depomuzda şu anda 16x litre benzin olduğunu söyleyelim. Ardından ne yapıyoruz? Depoya 32 litre benzin eklenirse artı 32 litre eşittir. Deponun %20'si boş kalıyor. %20'si boş kalıyorsa %80'i dolu olacaktır. Ve depomuzun e, hacmi de 100 x litre ise %80'i kaçtır? 80 x'tir. 80 x eşit olduğunu söyleyebiliriz. 16 x artı 32 litre benzin eşittir. 80 x litre gelecektir. Buradan da 16x'i karşı tarafa atacak olursak buradan 64x eşittir 32 gelir. x buradan 0,5 1 bölü 2 gelecektir. Bu deponun tamamı kaç litredir deniliyor. Depomuza biz 100x litre demiştik. x'i de 0,5 bulduğumuza göre 100 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız 50 litre gelecektir arkadaşlar. Devam edebiliriz diğer sorumuzla. Bu da dördüncü sorumuz bakıyoruz güzel bir sorudur. Bakalım. Hızları dakikada 6 metre ve 12 metre olan iki hareketli çember üzerindeki K noktasından aynı anda ok işaretleri yönünde hareket ettikten 10 dakika sonra karşılaşıyorlar. Hızlı olan hareketli karşılaştıktan kaç dakika sonra K'ya ulaşır denilmekte. Şimdi 10 dakika sonra karşılaşıyorlarsa bu 6 metre hızla giden ifade sürücü hareketli diyelim. 10 dakika sonra nereye gelecektir? Şurada karşılaştıklarına göre buraya gelecektir ve burası ne kadardır? 60 metre uzunluğundadır. Burası da 12 çarpı 10'dan 120 metre uzunluğundadır. Toplam bu dairemizin alanı için ne diyebiliriz? Pardon çevresi için 180 metredir diyebiliriz. 180 metre ilerledikten sonra bunlar burada karşılaşıyor. Ve bu 12 metre hızla giden hareketli bu şekilde yoluna devam edecektir. Bunun K'ya gelmesi için ne kadar mesafesi kalmış? 60 metre mesafesi kalmış ve 1 dakikada da 12 metre gittiğine göre 60'ı 12'ye böldüğümüzde 5 dakikada nereye varacağını karşılaştıktan sonra 5 dakika içinde K'ya varacağını söyleyebiliriz. Cevabımız böylelikle 5'tir. Devam ediyoruz 5. sorumuzda. Eni 81 metre, boyu 270 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarla hiç alan artmayacak biçimde eş karelere bölünerek küçük bahçeler yapılıyor. Bu şekilde en az kaç tane eş bahçe yapılır denilmekte? EBOB ekok sorusudur arkadaşlar. Burada hangisini yapacağız? Burada parçadan bütüne doğru gittiğimizden dolayı ne yapacağız? EBOB'u yapacağız. En büyük ortak bölenlerini hesaplayacağız. 81 ile 270'in en büyük ortak bölenlerini hesaplayalım. İkisi de 3'e bölünür. Direkt 3 ile başlayabiliriz. 3'e böldüğümüzde 81'i. 27 kalır. Buradan 90 kalır. Sonra bir daha 3'e bölebiliriz. Arna buradan do 9 kalır. Buradan ise 30 kalacaktır. Bir daha 3'e bölebiliriz. Buradan 3 kalır. Buradan 10 kalır. Bir daha bölmeye gerek yok zaten. Ortak bölenlerini aramaktayız. 3 üzeri 3 de 27 eşittir. Yani 81 ile 270'in en büyük ortak böleni EBOB'u 27'dir arkadaşlar. Ardından dikdörtgenimiz şu şekildeymiş. Burası 270 metre. Burası 81 metre ve bir kenarı 27 metre olan kareler oluşturacağız. Buraya kaç tane bir kenarı 27 metre olan karelerden sokuşturabiliriz, koyabiliriz? 3 tane koyabiliriz. Buraya 3 tane koyabiliriz. Buraya ise 10 tane koyabiliriz arkadaşlar. Burada 3 var, burada 10 var. 3 çarpı 10'dan da toplamda 30 tane bu şekilde bir kenarı 27 metre olan kareden, karenin oluşacağını söyleyebiliriz. Bu da aynı zamanda en az oluşabilecek kare sayısıdır. Cevabımız da 30'dur böylelikle. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 6. sorumuza devam edebiliriz. Burada bir şekil verilmekte bize ve bu şekle göre KCD açısı kaç derecedir deniliyor. KCD'ye bakalım neresi? Şurası buradaki açıyı istemekte. Ardından Burada buradaki sorumuza şunu yapacağız. Bakın paralellikler söz konusu. Paralellikler varsa buradaki şeklimizi aşağısında bir paralel oluşturacak şekilde tamamlıyoruz. Ardından U kuralından burası 170 derece ise burasının da kaça tamamlanması lazım? 180'e tamamlanması lazım. O zaman 180 eksi 140'dan burası 40 derece gelecektir. Aynısını burası içine yapacak olursak 180'den 120'yi çıkardığımızda burası da 60 derece gelecektir. Ardından burasının tom komple tamamı 180 derecedir. Bu ikisini bulabilmek için de 40 ile 60'ı topluyoruz. 100, 180'den 100'ü çıkardığımızda 80 kalacaktır. Burası 80. Bunlar da eş olduğundan dolayı 40 derece, 40 derece şeklinde devam edecektir. Bizden burası istenilmekte. Burayı da şu şekilde bulacağız. Burası toplam 80 derece. Burası da arkadaşlar 180 80'den 100 derece gelecektir. Çünkü gene burada U kuralını kullanıldığını söyleyebiliriz. Bunlar paralel olduğu için gene U kuralını kullanabiliriz. Buradan da cevabımız A şıkkı 100 derece gelecektir. 7. sorumuza devam edelim. ABC üçgeninde BD eşittir DA, AE eşittir EC ve DAE açısı 50 derece olduğuna göre CAB kaç derecedir deniliyor? CAB yani buranın komple tamamını istemekte bizden. Buraya da bakacak olursak şöyle bir yorum yapabiliriz. BD eşittir. BD neresi? Burası. DA. AD diyebiliriz. Buraya eşitmiş. Yani buraya A derece diyecek olursak burası da A derece olacaktır. Ardından AE eşittir. Yani şurası neye eşitmiş? EC'ye buraya eşitmiş. Buraya da B diyecek olursak buradaki açımız da B olacaktır. Ardından komple tamamen büyük üçgenimize bakacak olursak 2A artı 2B artı 50 derecede kaç eşit olacaktır? Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için 180 eşittir. 2A artı 2B de eşittir. 50'yi karşı tarafa attık. 130. Bizden istenen neresidir? Burasıdır. Burası da nedir? A artı B artı 50'dir arkadaşlar. Şimdi burayı bulabilmek için öncelikle A artı B'yi bulabiliriz. A artı B'yi de buradan çekebiliriz. Burayı 2'ye böldüğümüzde her iki tarafı A artı B eşittir. 65 gelecektir. Burada 65 yazacak olursak yerine artı 50'den cevabımız 110, 115 C şıkkı gelecektir. Devam ediyoruz 8. sorumuzla. Yukarıdaki verilere göre x'in en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değeri arasındaki fark kaçtır denilmekte. Şimdi üçgen eşitsizliği yapacağız. Buradaki x'i bulabilmek için ne yapmaktaydık? Yani x'in aralığını bulabilmek için öncelikle iki üçgende de üçgen eşitsizliğini sağlayacağız. İlk üçgene bakacak olursak bu ikisinin farkı küçük olacaktır x'ten ve x küçük olacaktır bu ikisinin toplamından. Büyükten küçüğü çıkarıyoruz veya direkt mutlak değeri de alabilirsiniz. 13'ten 9'u çıkardık 4. 4 küçüktür x, x küçüktür 13 artı 9'dan 22. Ardından bir de şuradaki üçgenimiz için aynısını yapacağız. 7'den 5 çıktı 2, 2 küçüktür x o da küçüktür kaçtan 7 artı 5'ten 12'den diyeceğiz. Ardından buradaki x'imizin değeri bu iki eşitsizliği de sağlayacaktır. Bu iki eşitsizliği de sağlaması için şunu yapmalıyız. Küçük olan ifadelerimizden en büyüğünü alacağız. Büyük olan ifadelerimizden de en küçüğünü alacağız. Yani x'in aralığı aslında 4 küçüktür x küçüktür 12 olacaktır. 2 aralığı da sağlaması gerekmekte. Buradan da en büyük değerimiz 11. En küçük değerimiz ise 5 gelecektir. Ne isteniyor? İkisinin farkı isteniliyor. 11'den 5 çıkardığımızda cevabımız 5 şıkkı 6 gelecektir. 9. sorumuza devam edelim. Tümler iki açıdan biri diğerinin iki katından 15 derece eksik olduğuna göre büyük açı kaç derecedir denilmektedir. Tümler açı ne demektir? Bu iki açının toplamı 90 dereceye eşit demektir. Örnek verecek olursak 50 ile 40 tümler açıdır. Şöyle yapacağız bunu da. İlk açımıza birinci açımıza x diyelim. İkinci açımızda neymiş? Diğer açının iki katından 15 derece eksikmiş. O zaman 2x eksi 15 diyebiliriz. Ve bu x'in toplamı nedir? 90 derecedir arkadaşlar. Neden? Çünkü bu ikisi tümler açıymış. Buradan da x'imizi yalnız bırakacak olursak karşı tarafa attığımızda kaç gelecektir? Buradan 105 gelecektir. X'imizi de 35 olarak söyleyebiliriz. Arkadaşlar 3 ile çarptık da 15, 105 tamam 35. X'imiz 35'tir. Büyük açı istemekte bizden. Büyük açımız buradaki açımız olacaktır. Veya direkt 90'dan 35 ile çıkarabiliriz. 90'dan 35'i çıkardık. Büyük açımızı da 55 derece olarak bulmuş olduk. Küçük açımız 35 derece. Büyük açımız ise 55 derecedir diyebiliriz. Cevabımız da denizli şıkkı. 10. sorumuz. ABC bir üçgen. G ağırlık merkezi. BAG eşittir. GAC. AG 10 cm. AC 17 cm olduğuna göre X kaç santimetredir denilmekte. Ağırlık merkezimizin bir özelliği var arkadaşlar. Şu şekilde indirdiğimizde K'ya 2K şeklinde bir kuralın olduğunu söylemekteyiz. O zaman burası 10 ise 2K eşittir. 10 ise K'mız için 5 diyebiliriz. Buradaki ifademizde 5 dere, sant, e, santimetre gelecektir. Ardını bizden ilk sorulmakta. E, bu üçgenimiz gördüğünüz gibi böyle indirildiğinde açı ortaydır. Açı ortay ağırlık merkezi bunu indirdiğimizde direkt bu aynı zamanda yükseklik gelecektir. Yani dik açı olduğuna söyleyebiliriz. Ardından şöyle baktığımızda burasının toplam 15 santigrat derecedir. E, santimetredir arkadaşlar. Burası 15, burası 17. O zaman buraya da ne kaldı? 8 kaldı. 8-15-17 özel üçgeni Burası 8 ise burası da 8'dir. Çünkü iki eş parçaya bölecektir. Burası da 17'dir hatta. ikizkenar üçgen olduğunu da söyleyebiliriz. Aynı zamanda nasıl söyledik? Şöyle söyledik. Ağırlık merkezini bölen ifade aynı zamanda açı ortaydır. Ve bu yüzden de nedir? İkiz kenar üçgendir diyebiliriz. X nedir buradan? 8 artı 8'den 16 E şıkkıdır diyebiliriz. 11. sorumuz. ABC üçgeninde BC paraleldir DE. ACD eşittir. DCB AE eşittir 4 cm ve EC eşittir 5 cm olduğuna göre BC kaç santimetredir denilmekte. Üçgen benzerliği yapacağız arkadaşlar. Paralellik olduğu sürece buradan üçgen benzerliğini yapabiliriz. Ve onun haricinde bilmemiz gereken şu ifade olacaktır. Buradaki açı açıları taşımak olacaktır. Şimdi açıortay olduğu için buraya AA diyecek olursak buradan Z kuralından şuradaki açımız için de A'dır diyebiliriz. Gördüğünüz gibi Z kuralından buradaki açı buraya eşit olacaktır. Burası da A'dır. Ve gördüğünüz gibi ikiz kenar üçgen oluşmakta. Burası 5 cm ise burası da otomatikman 5 cm olacaktır. Bizden istenen BC yani buradaki kenarımızdır. Şimdi üçgen benzerliğini oluşturabiliriz. 4 bölü 4 artı 5. 4 bölü 9 yani eşittir. 5 bölü x. 5 bölü x diyoruz. Buradan 4x eşittir 45. X'imiz için de 45 bölü 4 diyebiliriz. Cevabımız Edirne şıkkı. 12. sorumuza geçelim. AEC açısı B açısına eşittir ve 90 derecedir. D açısı da 90 derece. BC 15, CD 3 ve ED 5 birim. Yukarıda verilenlere göre AB yani X kaçtır denilmekte. Şimdi bu sorumuzu şu şekilde yapacağız. Burası 90 derece ise arkadaşlar. Biz buraya A, buraya da B diyecek olursak A artı B'nin 90 derece olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki de söyleyebiliriz. Dik üçgenden. Ayrıyeten burası kaç derecedir? 180 derecedir. Burası 90 derece ise bu iki açımızın toplamı da 90 derecedir. Buradaki açımız B ise o zaman buradaki açımız da A'dır diyebiliriz. Çünkü A artı B'ye 90 demiştik. Burası B ise bu iki açının toplamı da 90 ise o zaman buraya da A açısı kaldı. Ayrıyeten burası da bakın gene dik üçgen. Bu iki açımızın toplamı gene 90'dır. Buradaki açımız A ise buradaki açımıza da B kaldı diyebiliriz. Açılarımızı eşleştirdikten yerleştirdikten sonra üçgen benzerliğini yapabiliriz. Bu üçgene bakalım. Bu üçgende A'nın gördüğü kaçtır? 15'tir. Bu üçgende A'nın gördüğü kaçtır? 5'tir. Bu eşit olacaktır. Bu üçgende B'nin gördüğü X'tir. Burada B'nin gördüğü 3'tür. Buna eşit olacaktır. Gördüğünüz gibi benzerliğimizi sağladık. İşler dışarı çarpımı yapacağız. Direkt yapmamıza bile gerek yok. 1'e 3 gelmekte. Ee, o yüzden 3'e 9 gelecektir. X'imiz 9'dur. Bizden de X istenildiği için cevabımız 5 şıkkı 9. 13. sorumuz. ABD üçgeninde AC iç açıortay, ortay, AE dış açıortay, BC 8 birim, CD 6 birim. Verilenlere göre X kaç birimdir diye bize sorumuz sorulmakta. Öncelikle burada bilmemiz gereken şu olacaktır. Açı ortay teoremini bileceğiz. Bakın şuradaki iç açı ortay teoremi gördüğünüz gibi üçgenin iç açı ortayı görüldüğü gibi bu şekilde ayrılmakta. Burada bilmemiz gereken şudur. Bu üçgeni ayırdığı kenarlar yani buradaki birimler buradaki kenarlarla da orantılıdır aslında. Yani burası 8 ise buraya 8K uzunluğundadır diyebiliriz. Buraya da 6K uzunluğundadır diyebiliriz burası için ve burası için. Ardından devam edecek olursak buradan da dış açı ortay teoremini uygulayacağız. O da şu şekilde uygulanacaktır. X bölü pardon şu şekilde yapalım. 8K bölü şurası bölü burası arkadaşlar. 14 artı X eşit olacaktır. 6 K bölü X'e diyebiliriz. Buradan da gerekli sadeleştirmeyle yapacak olursak buraya 4 diyelim. Buraya da 3 diyelim. K'larla 2 ile ve k ile sadeleştirdikten sonra içler dışarı çarpımı yapıyoruz. Buradan 4x eşittir 3 çarpı 14 42 artı 3x gelecektir. x'imiz de buradan çektiğimizde 42'dir. Bizden de x istenildiği için cevabımız direkt e şıkkı 42'dir diyebiliriz. Arkadaşlar 14. sorumuza devam edelim. ABC dik üçgen AB diktir AC BD eşittir DC AB 4 cm AC 6 cm yukarıdaki verilenlere göre x kaç santimetredir diye sorumuz bize sorulmakta. Şimdi böyle bir ifade gördüğümüzde öncelikle ne yapacağız? Öncelikle şuradan bir şuradaki ifademize AB'ye bir paralel çekeceğiz arkadaşlar. Neden paralel çektik? Bakın burada kenar ortalar var. Bunlar nedir? Birbirine eşittir. Kenar ortalardır. Burası eşse ve burası paralelse o zaman Burası da eş olacaktır. Ve burasının toplamı 6 cm ise burası da 3 3 ayrılmış oldu diyebiliriz. Ayrıca burası da diktir. Bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Ardından ne yapacağız? Ardından şu şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle şurayı bu şekilde indireceğiz. Ve ayrıca buradaki kenarımızın uzunluğunu da bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Onu da şu şekilde bulacağız. Burası 4 ise burası ya, burasına da 2 kalacaktır. Çünkü benzerlik oranımız 1'e 2 gelecektir. 3 bölü 6'dan da gidebilirsiniz. 1'e 2 gelecektir. Burayı 2 olarak bulmuş olduk. Burası da 2'dir. Ve artık burası da 2'dir. Bunları yazmakta fayda var. Ardından bizden istenilen nedir? X'dir. X'i bulmak için de buradan Pisagor yapacağız. 2'nin karesi 4 artı 3'ün karesi 9 eşittir. X'in karesidir. Buradan X'in karesi 13 ise X'imiz için de kök 13'tür diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan şıkkı böylelikle. Sıra geldi 15. ve son sorumuza. BA diktir AC, AH diktir BC, AH 12 cm, BC 9 cm olduğuna göre x kaç santimetredir denilmekte. Bu sorumuzu da Öklid'den yapacağız. Şimdi bakın burası nedir? Dik açıdır. Dik açıdan dik indiriyoruz, yükseklik indiriyoruz ve buradan kuralımız nedir? Buradaki yüksekliğimizin karesi yani 12'nin karesi 140, 144 eşittir. Buradaki BH çarpı HC'ye eşittir. 9 çarpı buraya da A diyelim. 9 çarpı A'ya eşit. Buradan A'yı bulabilmek için 144'ü 9'a bölecek olursak 54. 9'un içinde kaç kere vardır? 6 kere vardır. Buradan A'mızı 16 cm olarak bulduk. X'imizi bulabilmek için Pisagor uygulayacağız. Ama uygulamamıza gerek yok. Gördüyseniz bir özel üçgenimiz var. 4 çarpı 3, 4 çarpı 4 ve 4 çarpı 5 özel üçgenimiz var. Yani 12, 16, 20 özel üçgenimiz var. Buradaki x'e de kaç geldi? 20 geldi. Cevabımız da C şıkkı. Eğer bu özel üçgeni göremezseniz ne yapmalısınız? Direkt Pisagor'a yapmalısınız. Ama uzatmaya gerek yok. Direkt 3, 4, 5 özel üçgenini görerek de sorumuzu cevaplayabiliriz. Son sorumuz da C şıkkı. Ve son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları görebilirsiniz. Son olarak bir yazı sorun ve daha fazlasına yazıdayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.